En son büyük sahabi Ensar'dan Sa'd bin Muaz'ı okuyorduk. Onun vefatını, Kurayza Yahudileri hakkındaki hükmünü vesaire, bunları konuştuk. Hendek'teki yaralanmasını. 3370 nolu hadisteyiz. Zikru ta'nil münafikine fi cenazeti Sa'd'in li hiffetiha. Münafıkların Sa'd'ın cenazesinde ileri geri konuşmaları, Sa'd aleyhinde aşağılayıcı sözlerde bulunmaları, li hiffetiha, hafifliğinden yola çıkarak, cenazesi hafifmiş, bu hafifliğinden yola çıkarak olumsuz şeyler söylemişler Sa'd bin Muaz hakkında. 3370 nolu hadis. Akhbarana el-Hasan ibn Sufyan. Bize el-Hasan bin Sufyan haber verdi. Haddathana Muhammed ibn Abdurrahman el-Alaf. Bize Muhammed bin Abdurrahman el-Alaf veya el-Allaf anlattı. Haddathana Muhammed ibn Sawa'in. Bize Muhammed bin Seva anlattı. Haddetena Şubetu, bize Şube anlattı. An Katadete, o da Katadeten. An Enes'in, o da Enes'ten. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ve cenazetu Sa'din mevduatun. Sa'din cenazesi konulmuşken dedi ki, ihtezze leha arşur rahmani. Rahman'ın arşı onun için titredi. فَطَفِقَ الْمُنَافِقُونَ ف۪ي جِنَازَتِهِ. Münafıklar onun cenazesi hakkında ileri geri konuşmaya koyuldular. وَقَالُوا dediler ki, مَا اَخَفَّهَا, ne kadar da hafif. Bunu nasıl bir tonda söylediler yahut buna bağlı olarak başka neler söylediler bilmiyoruz. Ama muhtemelen yani o kadar hafif ki hissetmiyoruz bile hafifliğini. Arş bunun için titremiş. Ya Resulullah böyle dedikten sonra muhtemelen bu ilişkiyi, bağlantıyı kurup ağır olmayışını onun herhalde değersizliğine, anlamsızlığına mı yordular? فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّب۪يَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Bu durum Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı, bu bilgi. فَقَالَ, o da dedi ki, اِنَّمَا كَانَتْ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ مَعَهُمْ. Melekler de Sa'd'ın cenazesini onlarla birlikte taşıdılar. Bu yüzden onlar onun ağırlığını hissetmediler demiş veya demek istemiş Allah'ın elçisi. Veya dediği iddia ediliyor. Hadis ne Buhari'de var ne de Müslim'de var. Elbani de hadisle ilgili Hasan demiş, o da sahih dememiş. Sıradaki hadise geçelim. 3371 nolu hadis. Zikru fethi ebvâbis semâi li vefâti Sa'd ibn Muaz'in radıyallahu anhu. Sa'd bin Muaz'ın vefatı için göğün kapılarının açıldığına dair bir bilgi. Sa'd bin Muaz hakkındaki hadisler yüceltici ifadelerle dolu hadisler. Onun sonraki kişiliklerden biri olmaması dolayısıyla diğerlerinden farklıdır. Yani sonraki döneme kalmış, siyasette rol almış, bu anlamda hadis desteğine, gücüne ihtiyaç duymuş bir kişi etrafındaki yüceltici sözlerle dolu hadislerde ki ihtiyat payımızla Sa'd bin Muaz'da o kadar değil. Daha Resulullah hayattayken vefat etmiş. Herhangi bir siyasi çevre, rüzgar oluşturmamış. Böyle bir beklenti kendisiyle alakalı olarak oluşmamış. Dolayısıyla böyle bir taifesi bulunmayan bir kişilik. Eğer onu sırf Allah için yüceltip de sevip de bu anlamda manipüle etmiş olanlar varsa bilmem ama gerçi bu ifadeler de onu böyle o anlamda korkulacak düzeyde yücelten ifadeler değil. Ama her halükarda isnatları sonuçta çok güçlü değil. Ama isnatları güçlü olmasa da
Sa'd bin Muaz'ın o yüce karakteri, yani bir insan olarak o kahraman kişiliği biz insanlar arasında her türlü takdirin üzerinde, her türlü övgüye değer diye düşünüyorum. En güzelini Resulullah ifade etmiş. Buyurun efendim. Hocam, Eusler lideri ya, belki oradan insanların kendi ailelerinden, kendi yakınlarından yüceltmek gibi bir şeyler beyinler olabilir mi? Olabilir belki ama yani Eusler ile Hazreçliler Allah Azze ve Celle'nin ve asbahtum bi ni'metihi ihvana dediğinden sonra artık öyle bir birbirlerine girmediler. Öyle bir nizaları olmadı. Yani Resulullah'ın Medine'ye göçünden sonra artık biz Ensar'ı gördük. Evs ve Hazreç fraksiyonu sönümlendi. Hele sonraki zamanlara hiç neredeyse kalmadı. Asıl olsa olsa belki bir hani Ensar ve Muhacirin şeyi belki düşünülebilir. Ama dediğim gibi Sa'd bin Muaz bunların çok öncesinde olan bir şahsiyet. Ve çok güzel bir şekilde diğerlerinin gıpta edeceği bir biçimde Resulullah'ın bakışlarında onun son demlerini gözetiminde geçirmiş. Onun için mescitte çadır kurduğu, sürekli gelip yanına gelip gidip yarasını kendi eliyle tedavi ettiği, Medineliler içerisinde ona en güçlü desteği veren onların önderi, lideri, Bedir'de ilk çıkıp söz alan, yani Sa'd bin Muaz Ensar'ın benim nazarımda bir numarası. Belki sonra yakalaydı yani. Değil mi? Evet. Ama Allah Azze ve Celle onu en güzel zamanında tam da duasına uygun bir şekilde. Ya Rabbi Resulullah'a biz söz verdik onu korumak adına. Eğer bizim korumamıza, desteğimize Mekke karşısında, Araplar karşısında hala ihtiyacı varsa benim canımı alma diyen, sözünü böylece ifa etmek isteyen bir şahsiyet. Yok yettiyse bu, artık bundan sonra ordular Medine'ye değil de Medine'den ordular etrafa gidecekse, ki ondan sonra hep öyle oldu. Benim canımı al diye Cenab-ı Hakk'a yönelmiş bir kimse. Allah Azze ve Celle'nin وَكَفَ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالِ Allah kital konusunda müminlere yetmiştir dediği bu Hendek hadisesinden sonra Rabbine rücu etmiş, dönmüş. Tam da niyazına uygun bir şekilde, beklentisine uygun bir şekilde. Öyle inanıyorum ki içtenlikle bu anlamdaki beklentileri Cenab-ı Hak zayi etmiyor. Hiç kimsenin doğru düzgün ölmediği bir savaşta o şehadete kavuşuyor. Hem de gözü aydın bir şekilde. Sıradaki hadisimiz. Zikru fethi ebvâbissemâi li vefâti Sa'd ibn-i Muaz'ın. Sa'd bin Muaz'ın vefatı için göğün kapılarının açıldığına dair bir bilgi. 3371. Akhbarana Ahmed ibn Umeyr ibn Yusuf bi Dimeşk'a. Bize Ahmed bin Umeyr bin Yusuf Dimeşk'te haber verdi. Haddathana Amr ibn Osman. Bize Amr bin Osman anlattı. Haddathana Muhammed ibn Halid el-Wahbi. Bize Muhammed bin Halid el-Wahbi anlattı. Haddathana Muhammed ibn Amr. Bize Muhammed bin Amr anlattı. An Yahya bin Sa'id'in, o da Yahya bin Sa'id'den. An Yezid bin Abdullah bin Usame bin el-Hadi. O da Yezid bin Abdullah bin Usame bin el-Had'den. An Muaz bin Rifa'at bin Rafi'in el-Ansari. O da Muaz bin Rifa'at bin Rafi el-Ansari'den. An Cabir bin Abdullah. O da Cabir bin Abdullah'dan. Kale dedi ki... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد için dedi ki هذا الرجل الصالح bu salih adam الذي فتحت له ابواب السماء kendisi için göğün kapıları açıldı شدد عليه önce kendisi için bir sıkıntı yaşatıldı ثم فرج عنه sonra rahatlatıldı. Alimler de demişler ki Sa'd bin Muaz için bile bir sıkıntı yaşatıldı, sonra ferahlık geldiyse vay bizim halimize. Ki o da kusursuz değildi elbette. Yani o da böyle bir sıkıntılı süreçten geçtiyse ölüm ve sonrası itibariyle sonunda kendisi için göğün kapıları açıldıysa
Bu Allah'ın Resulü'nün söylediyse şayet, çünkü isnadı bakımından bu da çok güçlü değil, söylediyse şayet öteden aldığı bir haberle söylediği bir bilgi. Ha böyle bir şey bir kimse için söz konusu olamaz vesaire, bu bir yüceltme ifadesidir diyenler yanılıyorlar. Elbette ki göğün kapıları açılır iyi kimseler için. Tersine kötüler için açılmaz. Allah Azze ve Celle kötüler için la tufettahu lahum ebvabus semai. Onlar için göğün kapıları açılmaz. Ve la yedhulunel cennete. Cennete de giremezler. Hatta yericel cemelu fi semmil hiyat. Ta ki deve inenin deliğinden geçinceye kadar dediği ve bunu bütünüyle olanaksız kıldığı ayet var bu konuda. Dolayısıyla iyi kimseler için elbette göğün kapıları açılacak ve onlar yücelip cennetlere götürülecekler. Bunlar içerisinde hüsnü zannımız elbette ki aramızda en iyilerimizden sandığımız veya öyle saydığımız Sa'd bin Muaz için. Kaldı ki onun hakkındaki durum farklı. Allah'ın Resulü bu hadiste öteden bir bilgiyle durumunu ihbar ediyor. Zaten şehit de saymaz mısın yaradan? Şehit olup olmadığı da yine gelecek olan bir bilgiye bağlı. Ama bizim hüsnü zannımız Allah yolunda öldürüldüğüne dair, orada aldığı yarayla öldürüldüğüne dair. Sıradaki hadisimiz 3372. Biz olanca hüsnü zannımız olsa bile, şu kadar tereddütümüz bile içimizden geçmese bile, son sözü, neticeyi Allah Azze ve Celle'nin söyleme hakkı var. Hükmü o verecek kullar hakkında. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ. De ki ey Allah'ım, mülkün sahibi, gaybı ve şehadeti bilen, sen kulların arasındaki hükmü vereceksin. Dolayısıyla o hükmü verecek. Göklerin ve yerin, evet, yaratıcısı. Biz ondan önce kendi kendimize hükümleri vermiş gibi olursak, bu hakkımız olmayan bir şeye burnumuzu sokmak olur. Kendi çapımızda günah işlemiş oluruz. Cenab-ı Hak çünkü yasakladı. لَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ. Diyebilirsiniz ki Resulullah nasıl yapıyor? Osman bin Mezun için hanımının öyle demesine karşı çıkan, nereden biliyorsun diyen Resulullah, kendisi nasıl yapıyor? Çünkü ona kimse nereden biliyorsun diyemedi, bilebildiği bir kaynak vardı. Biri dedi bir gün nereden biliyorsun? Ona dedi, نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَب۪يرُ. Bana alim ve habir olan haber verdi. Onda nübüvvet var. Bu bilgi kanalı açık. Bizde yok. Dolayısıyla biz bir kimsenin Allah Azze ve Celle katındaki durumunu kesin ve net ifadelerle iddia edemeyiz. Sıradaki hadisimiz bu hadiste bir yerde yok. Yani Buhari ve Müslim'de yok. Elbani'de hadisle ilgili hasen kanaatine varmış. Sıradaki hadis 3372. Hocam bir şey soruyorum. Bu benim söylediğim son söylediğim şeyle ilgili. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Allah'la bir görüşmesi Kur'an'da yoksa yoktur gibi bir algı var. Yani görüştüğü zaten Kur'an'da vardır, başka da yoktur gibi bir algı var. Bu birilerinin iddia ettiği bir şeydir. Halbuki Kur'an da bunu reddediyor. Allah Azze ve Celle Kur'an'da nice örnekle, önceki peygamberlerde bahsettiğimiz vahiy çeşitlerinden her biriyle, yani içine ilham ederek, perde gerisinden seslenerek yahut elçi göndererek, Kur'an bunlardan sadece elçi göndererek biçimiyle gelmiştir. Diğer biçimlerin hepsiyle de Resulullah da önceki peygamberler de vahiy aldılar. Bunların izleri de Kur'an'da mevcut. Resulullah'ın hayatında gayet aşikar. Kendisi zaten Hazreti Cibril'le olan konuşmalarını, onun kendisine söylediklerini, öğrettiklerini, uygulamalarını bahseder. Ha bunlar da muhal değildir. Kur'an açısından baktığınızda bunlar da Kur'an'da gözükür. Geçen derslerde konu oldu. Hazreti Meryem'in Cibril'le olan konuşması yahut Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen meleklerin tanımadığı halde ilk başta onlarla konuşması, birer insan şeklini ve suretini alarak talim etmesi, anlık gelen vahiylere varıncaya kadar, anlık içine doğurduğu vahiylere varıncaya kadar, Kur'an bunun örnekleriyle doludur.
Ha, Resulullah üzerinde de elbette Kur'an'da bir sürü delil vardır. Gördüğü rüyaya işaret eden, eşine verdiği cevapta bunu Allah'tan bildiğini söyleyen, Resulullah'ın onlarla olan konuşmalarında bunu ifade ettiği noktalara Cenab-ı Hakk'ın değindiği. Mesela أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ وَاِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمُ اللّٰهُ بِثَلَافَةِ اَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Hani sen onlara söylüyordun, size yetmez mi Allah'ın size 3000 melek ile teyitte bulunması? Bunu onlara Resulullah'ın söylediğini Cenab-ı Hak ifade ediyor. Peki Resulullah bunu nereden biliyor? 3000 melek ile Allah Azze ve Celle'nin kendilerini teyit edeceğini, herhalde kendi kafasından 3 değil, 5 olsun, 5 değil, 7 olsun diye, böyle bir olayın, hadisenin olacağını da bilemez. Bırakın sayısını bilmeyi. Cenab-ı Hak bunu onlara Resulullah'ın söylediğini hikaye ediyor. وَاِذْ تَقُولُ, hani diyordun ki, لِلْمُؤْمِنِينَ müminlere, أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Gördüğü bir rüya üzerine Resulullah'ın Mekke'ye doğru yol almasını, Mekke'ye gireceğiz, bir kısmınız saçlarınızı tıraş etmiş, bir kısmınız saçlarını kısaltmış olarak, böyle gördüm rüyamda deyip, buna bağlı olarak onların hem de son derece korunaksız bir şekilde yola koyulmaları, İslam tarihinde bir kırılma noktası, çok önemli bir hadisedir. Allah Azze ve Celle bunu da Kur'an'da konu edinir ve gördüğü rüyayı sahiplenir. Rüya da bunun araçlarından bir tanesidir. Perde gerisinden, vahiy çeşitlerinden biri olarak. Yani her türlü aşamasında ilahi vahiy teyit vardır. Savaşa çıkarken bile Cenab-ı Hak onun evinden çıkarılmasını kendisi sahipleniyor. كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ. Hani Rabbin seni evinden çıkarmıştı. وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ لَكَارِهُونَ. Müminlerden bir kısmı bundan hoşlanmıyordu. Ama Allah Azze ve Celle seni yola çıkardı. Resulullah derhal atı, devesini, yanında hazır olanlar benimle birlikte gelsin, kervana doğru gidiyoruz diye yola koyuldu. Ama Cenab-ı Hakk'ın hazırladığı sürpriz. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i yaşamında yönettiği, denetlediği, göz önünde bulundurduğu bir süreç. فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا. Sen gözetimimiz altındasın. Artık kıble hadisesine, ilk kıbledeki Resulullah'ın Beytül Makdis'e yönelişine, Cenab-ı Hakk'ın zaman sonra tahvilinden sonra ilk kıbleyi biz tayin ettik deyişine, ki buna bağlı herhangi bir ayet yoktur. Pek çok izi yine bizatihi Kur'an'da da mevcut olan bir süreçten söz ediyoruz. Dolayısıyla ancak Kur'an'dan ibarettir sözü amatörce söylenmiş, gayri ciddi, bilgisiz ve sathi bir yaklaşımdır. Bunun ciddi bir karşılığı yoktur. Çoğu yeni bu işe başlamış, işi sadece Kur'an'dan ibaret saymak ve sanmak isteyen, Arapça öğrenmeye bile tenezzül etmeyen, Kur'an'ın pratiğe döküldüğü yerde de rol almak isteyen, böylece hayatını kolaylaştırmak, örtün diyorsa örtmeye çıkaracak, kesin diyorsa kesmeye çıkaracak, şöyle yapın diyorsa yapmayına vardıracak bir rol almak isteyen tip de, şeytani bir yaklaşımla yaklaşan kimselerin anlayışı bu. Ve nitekim bu türden kimselerin yolu ya deizme çıkar ya da bir süre sonra ateizme çıkar. Çünkü Resulullah'ın örnekliği, ona gelen teyiden gelen vahiy, Kur'an'ın yaşanması için gelen bir vahiydir. Resulullah ile problemli olanların bir süre sonra Kur'an'ı tahrif ve tebdil ettiklerine tanık olursunuz. Devam edelim. 3372. Zaten yaşadıkları fay hattı deist bir fay hattıdır. İçlerinde bir kısımları deizme girer, çıkar. Girer, çıkar. Açıkça yani. Ve onlar onları hoş görürler. Yani onlara bakarsanız ateistler onlara bizden daha yakındır. Çünkü o fay hattında yaşıyorlar ve zaman zaman da giriş ve çıkışlar yaşarlar. Zikrul beyani, açıklayan bir hadis. Bi enne dagtatel kabri la yencu minha. Başlayın önceki hadis 3372.
zikrul beyani bi enne Sa'd ibn Muaz'ın Sa'd bin Muaz'ın furrice anhu, kendisine bir rahatlık yaşatıldığı, amme şuddide aleyhi, sıkıntıdan sonra, min azabil kabri, kabrin azabından yana, bi dua'il Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla. 3372 oğlu hadis, akhbaran el-Hasan ibn Sufyan'a, bize el-Hasan bin Sufyan haber verdi. Haddethena Muhammed ibn Abdullah ibn Numeyr'in, bize Muhammed bin Abdullah bin Numeyr anlattı. Haddethena ibn Fudayl'in, bize ibn Fudayl anlattı. An Ata ibn Sa'ibi, o da Ata bin Es-Sa'ib'den. An Mücahid'in, o da Mücahid'den. An ibn Umar'a, o da ibn Ömer'den. Kale, dedi ki, دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kabrine indi. Yani Sa'd ibn Muaz'ın, Sa'd bin Muaz'ın kabrine indi. Bunu böyle yapacağı öncesinden belliydi zaten. Hastalandığında yakınına getirdi. Mescitte bulundurdu. Kendisi dağladı yarasını. O kadar üzerine özenliydi, o kadar titriyordu ki onun kaybı ona ağır gelecekti belli. Hatta geçen derste okuduğumuz hadiste öldüğü durumda oradaydılar. Diğer sahabiler de oradaydı. Hazreti Ayşe diyor ya, odamdan babamın ağlamalarıyla Ebu Bekir'in ağlamalarının birbirine girdiğini duydum. Sa'd bin Muaz'ın ölmesi üzerine. Hemen oracıkta biri sordu. Peki ya Resulullah o da böyle durumlarda ağlar mıydı diye. Hayır, çok zoruna giderse, çok bunalırsa sakalını kavrar, öylece dona kalırdı diye bahsetmiş. Zikrul beyani bi enne Sa'd ibn Muaz'ın furrice anhu. Okuduk başlığını, hadisi okuyoruz. Fehtebese, inince oraya, bir süre orada kaldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Artık cenazenin indirildikten sonra mı yoksa öncesinde mi indi, orada bir süre bekledi? Muhtemelen indirildikten sonra felemme haraca, gerçi burada dehale diyor, belki de bunların kabir şeyleri dikeyde değil de hani yatayda bir şekilde de açılmış olabilir. Bir yamaçta, yatayda açıldıysa eğer. Ya Resulü felemme haraca, oradan çıkınca kıyla denildi ki ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, me habeseke, niçin orada bir süre kaldın? Hani herkes gibi inip niye çıkmadın? Bir süre bekledin. Kale, dedi ki dumme sa'dun fil kabri dummeten veya dammeten. Kabirinde Sa'd öyle bir sıkma sıkıldı ki, öyle bir sarma sarıldı ki feda'utullaha, ben de Allah Azze ve Celle'ye dua ettim. Fekeşefe anhu, o da onu rahatlattı. Bu hadiste ne Buhari'de var ne de Müslim'de var. Elbani'de hadise sahih değil, hasen diyebilmiş ancak. Dolayısıyla böyle bir esneklikle okuyacağımız bir hadis. Son kaçtır böyle hadis okuyoruz? 1, 2, 3'tür böyle hadis okuyoruz. İhtiyatla karşılamak lazım. Devam edelim. Dördüncüsü de böyleymiş bu arada. Zikrul beyani, açıklayan bir hadis. Bi enna dagtatel kabri, kalbin sıkmasının la yencu minha ahadun, ondan hiç kimsenin kurtulamayacağını. Min hadihil ümmeti, bu ümmetten. Nes'elullaha husne selameti minha, Allah'tan bunun selametini dileriz demiş İbn-i İbban. Demiş ve gitmiş. Dileriz, Cenab-ı Hak onun bu duasını kabul etmiştir. Henüz etmemişse dileriz etsin. Bayağı bir zaman geçmiş çünkü aradan. 3373, ama konuşan bir süre sonra sessizliğe gömülüyor. Bizler şimdi konuşuyoruz, okuyoruz onu. Bizler de bir süre sonra sessizliğe gömüleceğiz. Evet, yanan bir led gibiyiz hayatta. Yanıp ve sönüyoruz. 3373, ama güzel bir şey ki iyi bir iz bırakmış, bir çalışma yapmış, bir emek koymuş ortaya, eksiğiyle, şeyiyle.
Dileriz Allah Azze ve Celle onun bu çabasını kusurlarıyla, yanlışlarıyla, neyse eksikleriyle birlikte Resulullah'a onun dini hayatını tanıtmak açısından bir hizmet olarak kabul etsin. Onu bundan ötürü bizlerden yana mükafatlandırsın. Evet. Hani diyorlar gelecek bıraktığın izdir diye. Şu anda konuşuyor. O yüzden ilim çok akıllıca bir yatırımdır hayatta. O yüzden evlatlarınızı ilme yönlendirin. Bu niyet ile yönlendirirseniz, siz elinizden geleni yaparsanız, umulur ki onlar öyle olmasalar bile Allah Azze ve Celle size niyetinizin karşılığını versin. Zikru vasf, zikrul beyani, açıklayan bir hadis. Ha, okuduk başlığı. 3373. Akhbarana Umar ibn Muhammed el-Hamdani. Bize Ömer bin Muhammed el-Hamdani haber verdi. Haddethena Bundarun. Bize Bundar anlattı. Haddethena Abdülmelik ibn Sabbahi. Bize Abdülmelik bin Sabbah anlattı. Haddethena Şubetu. Bize Şube anlattı. An Sa'd ibn İbrahim'e. O da Sa'd bin İbrahim'den. An Nafi'in. O da Nafi'den. An Safiyyete, o da Safiyye'den. An Aişete, o da Aişe'den. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. İbn-i İban'ın tabi bu çabası çok karmaşık. Yani bir sistem oluşturuyor ki bugün bilgisayarda bunları tanzim etmek bile sıkıntılı. Yani 7000'e yakın hadisi 5 kısım içerisinde 400 çeşit başlığı altında yerleştiriyorsunuz, tasarlıyorsunuz. Bunun için muhtemelen neler kullandı o günkü imkanlarla? Yazı, çizi vesaire çoğun hafızasında tasarlayarak. Özgün bir çalışma, hakikaten ömürlük. Kendisinden sonra bu çalışmaya bir indeks mahiyetinde katkı sunan İbn-i Balaban El-İhsan'ı yazmış. Buna bir iyilik sadedinde. Onun girişinde İbn-i İbban'ı övüyor çalışmasıyla. Kendisi de diyor ki biz de diyor bir şeyler yapmaya çalıştık. O arada Yusuf'un kardeşlerinin ayette geçen ifadelerini koymuş. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ. Biz de değersiz bir şeyler getirdik. فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ. Ama sen bize ölçeyi tas tamam ver. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا. Üstüne biraz da bize tasadduk et. اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ. Allah tasadduk edenleri sever. Ben bunu hocama paylaşırken biz de şeyini çalışıyoruz bunun. Yani Balaban'ınki bile bizimkinden çok kat kat yüksek bir emek. Sadece modern bir hazırlıkla dizgisi ya el yazmalarından okunması falan. Dileriz Allah Azze ve Celle bir şey getirmemişken Yusuf'un kardeşleri eğirdikleri yünleri, yani Mısır'da para etmeyecek şeyler Kenan diyarından getirmişler. Mısır'da yüzüne bile bakmazsın. Ama diyorlar ki وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ. Değersiz şeyler getirdik. Ama sen فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ. Bize ölçeyi tas tamam ver yine. وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ. Allah tasadduk edenleri karşılıklandırır. Bunun eşliğinde Cenab-ı Hakk'a yakarmış. Sen de bize ölçeyi tas tamam ver diye. Dolayısıyla bu bir dilek, bir istek, bir temennidir. Bir evladın şöyle olmasını temenni edersiniz. Falanca okula yazdırırsınız, filanca talimlerden geçmesi için çaba koyarsınız, eşliğinde dua edersiniz. Buna aynı değeri verdiğinizi göstermek üzere kendiniz ilerlemiş yaşınıza rağmen bunun bir parçası olmaya çalışır. Elinizden geleni yapmaya çalışırsınız. Bu Allah Azze ve Celle katında anlamlıdır. Ve dileriz ki Allah Azze ve Celle karşılığını niyetlere göre, çünkü Resulullah öyle buyurdu, اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ. Hazreti Ayşe Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarmış ki lil kabri dağtatun, kabrin bir sıkması vardır ki lev neca minha ahadun, eğer ondan bir kimse kurtulsa le neca minha Sa'd ibn Muad'in, ondan Sa'd bin Muaz kurtulurdu. Bu böyle herkesi sıkan durum, şayet Resulullah böyle bir haber verdiyse, böyle bir sıkıntıdan, eğer böyle değilse ölüm ve ölüm sonrası diğer sıkıntıların hepsinden Allah Azze ve Celle'ye biz de bu bağlamda sığınırız.
Rabbimiz onlardan daha şimdiden yaptığımız dualar ile bizleri korusun. Çünkü o gün için yapacağımız duanın bir anlamı olmayacak. Ama şimdiden bu korkuyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varmaktan bir ürperti duymak. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Müminleri Cenab-ı Hak Rablerinin azabından ötürü korku sahibi, korku dolu kimseler olarak tarif etti. Bunun korkunusunu yaşamak, ürpertisiyle dolu olmak mümine yakışır. Tersi böyle bir şey olmayacak. Zaten biz kurtulduk, falancanın arada iltiması var, filanca zaten hiç böyle şeyler başına gelmeyecek tarzı şımarık ve kulluk bilincine ve tevazusuna yakışmayan şeyler de yolun sağından çıkmaza giriyor. Hani demin yolun solundan çıkmaza girenleri deistler, ateistler falan diye bahsettik ya, bir de yolun sağından çıkmaza girenler var ki onlar da Resulullah'ın sünnetini taşan, arada isnadın bulunmadığı uydurma rivayetleri, mevzu rivayetleri, hadis ilminin mevzu olarak deklare ettiği rivayetleri sahiplenen, dini oraya kaydırmaya çalışan ve şahısların yüceltildiği, Cenab-ı Hakk'ın ve elçisinin esas alınmadığı, üstüne başkalarının bindirildiği süreçlerde benzer bir batıl anlayış hüküm sürüyor. Sıradaki hadisimiz 3374. Zikru vasfi menadili Sa'd ibn Muaz'in fil cenneti. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Kadir adamından bahseden daha bu arada Müslüman bir saniye hadisler ama Kadir adamından bunlar buna rağmen yok sayanlar Kadir azabı, Kadir azabı değil yani Kadir hayatını Kadir bir hayatı azabı yok sayan kesinlikle var. Bunu nasıl? Bir defa kabir hayatı olmaz çünkü hayat değil o. Memat, ölüm. Ölümün de biz boyutlarını bilmiyoruz. Bir ilan var galiba. Ama ölüm dediğimiz, mevt dediğimiz hayatın karşılığı olarak bildiğimiz bir şey. Fakat o durumun hangi boyutlarda hisleri var, yok, nedir bilmiyoruz biz. Ölüm de bir varlık sonuçta. Allah Azze ve Celle ölümü de yarattı. Biz ölümü hiçliğe tekabül ettiriyorsak o yanlış olur. Ölüm hiçlik değil, yaratılmış bir varlık boyutu ama hayat değil. O varlık boyutundaki durumumuz nedir biz bilmiyoruz. O varlık boyutunun konumsal bir değeri var mı ki kabire indirgeyelim bilmiyoruz. Yoksa bu dünyadan baktığımız yüzüyle en son cesedinin arşını bıraktığımız yer kabir olduğu için adını böyle mi veriyoruz? Bunları da bilmiyoruz. Kısaca ölümden sonra eğer konumuz kişinin herhangi bir azap görmesi ise bunu biliyoruz. Bu ister kabir merkezli olsun, İster Cenab-ı Hakk'ın وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ dediği, tekrar dirilecekleri, gerisinde aralarında bir berzah olduğunu söylediği boyutta olsun. Elbette bir azap var ve bütün safahatında bu azaba uğrayacaklar. Daha öldürülürken bile, daha dünyada melekler onları teslim alırken bile, muamele oradan başlıyor. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ اِذِنْ لِلْمُجْرِم۪ينَ O gün melekleri daha gördüklerinde hiçbir güzel söz yok onlara. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا Onlar her bakımdan yoksunluğa mahkum olacaklar. Cenab-ı Hak يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Yüzlerine vuruyorlar, dübürlerine vuruyorlar. Allah Azze ve Celle اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا Sabah akşam azaba arz ediliyorlar. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ Saat gerçekleşince de اَدْخِلُوا اَلَ فِرَعُونَ اَشَدَّ الْعَذَابِ Firavun ailesini sokun azabın en beterine. Dolayısıyla arada bir azap varlığı sabit. Ama bu kabir endeksli veya bu dünyadan bakan yüzüyle biz kabir olarak görüyoruz. Son çıkış noktası olarak. Konumsal bir değeri var yahut yok. Bunları bilmiyoruz. Ne söylesek bilmediğimiz bir alanla ilgili konuşmuş oluruz. Belki de ölüm, madem ki kendisi bir varlık. Çünkü Allah Azze ve Celle ölümü yarattığını söylüyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ Ölümü yarattı. وَالْحَيَاتَ Ve hayatı yarattı. Bizler bu hayatımızdan önce ölü yaratıldık. İlk yaratılışımız ölüydü. Cenab-ı Hak كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا Nasıl Allah'ı yok sayıyorsunuz? Ölüler idiniz. İlk başta öyle yaratılmıştık.
فَاَحْيَاكُمْ Sonra hayat bulduk. Dolayısıyla ölü olarak yaratıldık. Hayat bulduk. Ölmeyi, hayattan ölmeyi, hayattan sonra ölmeyi ilk defa deneyeceğiz. Öleceğiz. Ve ondan sonra bir kez daha hayat bulacağız ki bu dört evreden sonrası yok. رَبَّنَا اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ Bizi ya Rabbi iki kez öldürdün, iki kez hayatı tattırdın dedikleri, o özetledikleri süreç. Bunun sefahatında geçişlerdeki o ölüm boyutunda hayattan sonra azap yoktur demek Kur'an'a uygun düşmez. Azap olduktan sonra bunun kabirde olması ya bilmediğimiz başka bir cennette olması da bizi çok ırgalamıyor. Ama kabirde olduğunu düşünmek için elimizde çok iyi sebeplerimiz var. Çünkü Allah'ın Resulü söylüyor. Ama onun rolüne soyunan başkaları hayır diyorsa onu Resul sayanlar da gidip onun peşinden giderler. Sıradaki hadisimiz 3373. Okuduk bunu da. Ondan sonrakine gelelim. 3374 ne oldu hadise? Bu hadis ama Buhari'de var. Önceden söyleyelim. Muhtemelen Müslim'de de vardır. Biz ikisinden birinde varsa diğerini vermeye gerek görmüyoruz. Zikru vasfi menadili Sa'd bin Muaz'ın fil cenneti. Sa'd bin Muaz'ın cennetteki mendillerini anlatan hadis. 3374. Akhbarana al-Fadl ibn al-Hubabi. Bize al-Fadl bin al-Hubab haber verdi. Haddathana Muhammed ibn Beşşar. Bize Muhammed bin Beşşar anlattı. Haddathana Ebu Davud'a. Bize Ebu Davud anlattı. Haddathana Şubetu. Bize Şube anlattı. An Ebi İshak'a. O da Ebu İshak'tan. An il-Bera'i. O da el-Bera'dan. Kale. Dedi ki. Labisa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem thawban min haririn. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipekten bir elbise giydi. Fecaale nasu yelmesunehu. İnsanlar gelip gidip ona dokunmaya başladılar. Güzel böyle kayıyor ipek. Ve ya'cebuna minhu ve hoşlarına gidiyor. İlgilerini çekiyor, hayranlıklarını uyandırıyor. Bunu gören Allah'ın Resulü ne yapmış dersiniz? Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Teteaccebuna minhu? Çok mu hoşunuza gitti bu?" Menadilu Sa'd ibn Muaz fi'l cenneti hayrun minhu. Başka rivayetlerde yemin eşliğinde söylüyor bunu. Vallahi Sa'd bin Muaz'ın mendilleri bile bundan daha hayırlıdır. Ki mendil işte hani kirletilir, atılır, onun için kullanılan bir şeydir. Sa'd bin Muaz'ın mendilleri, cennetteki mendilleri bundan daha hayırlıdır. Bunu da yine Resulullah'ın nübüvveti dolayısıyla öğrendiğini biliyoruz. Başka bir kimsenin böyle bir şey söylemesini geçerli sayamayız. Çünkü öteden haber almak, nübüvvet yok ise bu boş bir iddia olur. Ancak olsa olsa rüyada gördüm der. O da kendisi itibar ediyorsa eder. Kimsenin bunu kesin bir şekilde düşünmesine imkan bulunmaz. Çünkü öyle bir bilgi kaynağı değildir. Buhari'de var 3591. İmam Buhari Fadail Sahabe, sahabelerin faziletleri bölümünde vermiş. Bab başlığı olarak da Menakibu Sa'd ibn Muaz'ın, Sa'd bin Muaz'ın menkıbeleri babı altında vermiş bu hadisi. 3375 nolu hadisteyim. Zikrul haberil mudhidi. Kavle men za'ama enne Eba İshak'a lem yesma hadel habara minel berai. Bazı hadisçiler bu hadisi Ebu İshak'ın Bera'dan işitmediğini iddia etmişler. Yani demin okuduğumuz hadisi Ebu İshak Bera'dan diye verdik ya. Bazı hadisçiler Ebu İshak bu hadisi Bera'dan işitmedi diye itirazları var. Hem de Buhari'ye. Hadisler içerisinde, hadisler arasında Buhari'ye itiraz etmek çok şey bir şeydir. Yani prestij meselesidir. O yüzden girişte İbn-i İbban, girişini okuduk mu beraber bilmiyorum.
Bütün gönderdikleri hep Buhari'yeydi. Yani onun üslubunu tartıştı. Onun yaklaşımında eleştiride bulundu. Öğrencisinin öğrencisi sayılır halbuki konum itibariyle. Ama ne kadar uğraşsalar da İmam Buhari'nin yani eleştirilere baktığınızda bile çok isabetli, iyi içtihatlarla hadis seçiminde bulunduğu anlaşılıyor. Ama eksikleri, isabetsiz oldukları yok mudur? Elbette vardır. Hiçbir içtihat, kul içtihadı, beşer içtihadı hatadan âri değildir. En başarılısı diyelim yani. Biz de cüret edip zaman zaman İbn-i İbban'ı eleştiriyoruz mesela. İşte bu hadis buraya konur mu diyoruz yani bazen. Çünkü hasen hadisleri bolca kullanıyor İbn-i İbban. Yani isnadı bakımından kuvvetsiz olan hadisleri bolca kullanıyor. Bunlardan zaman zaman zayıflara da düşebiliyor. Konunun zevki dolayısıyla. Mesela şu anda konunun zevkine girmiş durumda İbn-i İbban. Sa'd bin Muaz'dan kopamadı. Geliyor şu anda. Evet, sıradaki hadis birilerinin böyle bir iddiasını İbn-i İbban reddediyor verdiği hadis ile. İshak'ın, Ebu İshak'ın Bera'dan bu hadisi duymadığını iddia edenlere karşılık duyduğunu ispat edecek kendince. Nasıl? Burada her şey isnat ile. Tıpkı hayatımızda olduğu gibi. Ya falanca böyle bir şey demiş, filanca söylüyor. Yok ya o yalan söylüyor dememiştir. Ama falanca da söylüyor, aynı kişiden duymuş. Nasıl kullanıyorsak biz henüz daha hayatımızda isnadı aynı şekilde. 3375. Ahbarana Muhammed ibn İshak ibn İbrahim Mevla Sakif'in. Bize Muhammed bin İshak bin İbrahim Sakif'in azatlı kölesi haber verdi. Bu İbn-i İbban'ın hocası oluyor. Haddesena Yakub ibn İbrahim el-Devraqiyyu. Bize Yakub bin İbrahim el-Devraqiy anlattı. Hocasının hocası oluyor. Haddesena Ebu Davud'a, bize Ebu Davud anlattı. O da onun hocası. Haddesena Şubetu, bize Şube anlattı. Kale dedi ki, Ekberena Ebu İshak'a, bize Ebu İshak haber verdi. Kale dedi ki, Semi'atul Bera'a yekulu. Bera'yı işittim diyordu ki. Bir başkası üzerinden değil de iddia, Ebu İshak'ın Bera'dan bunu duymadığı halde ondan aktardığı, arada aslında başka birinin bulunması gerektiği şeklinde bir karşı iddiaymış hadisçilerden gelen. İbn-i İbban bu rivayette Ebu İshak'ın açık lafız kullanmasından yola çıkarak delil getiriyor. Bak Ebu İshak diyor ki Bera'yı işittim. Semi'atul Bera'a. Bera'yı işittim şeklinde. Halbuki Bera'dan duyan bir başka kişi olsaydı o daha güçlü bir karşı kanıt olurdu. Hadis şöyle. Utiye Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi thawbi haririn. İpek bir elbise getirildi. Feca'alu yelmesunahu. İnsanlar ona dokunmaya başladılar. Ve yeteaccebune min linihi. Yumuşaklığından hoşlanmaya, hayranlık duymaya başladılar. Anlatım dikkat ederseniz biraz farklı. Tabi başka tarik olduğu için. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Lemena dilu Sa'd ibn Muaz'in fil cenneti elyenu min hâdâ. Kesinlikle Sa'd bin Muaz'ın cennetteki mendilleri bundan daha yumuşaktır. Ev yahut, ravi tereddüt etmiş, hayrun min hâdâ yahut bundan daha hayırlıdır dedi diye aktarıyor. Kale Şubetu, Şube dedi ki ve haddeteni Katadetu, bana Katade de anlattı. Haddetena Enes ibn Malik'in, bize Enes bin Malik anlattı dedi. Bakın başka bir tarike girdi şimdi Katade üzerinden. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bi nahvin min hada, bunun benzeri bir hadis. Bu ikisi birlikteler bunlar. Bize bunu Şube anlatıyor. Şube Ebu İshak'tan duyduğu bu haberi ve Katade'nin Enes'ten duyduğunu ayrıca birlikte almış. Akulu kavli herde. Bu hadis nerede var? Yine Buhari'de 3591. Aynı yer, aynı başlık. Akulu kavli herde ve estağfirullahel azime li ve lekum ve lisairil mu'minin.